Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere kaplama menüsünden bahsetmek istiyorum. Kaplama menüsü aslında 3DMX'deki en hızlı ve en zevkli olaylardan bir tanesi. Burada üstte materyal editör diyor. Ona bastığınızda bir tane editör gelir. Dediğim gibi 3DMX'de veya şu an açılan pencerelerde pek fazla telaş yapıp korkmanıza gerek yok. Çünkü çok sade bir şekilde biz işlemimizi yapacağız. Şimdi olayımız şu. Biz ilk başta dersin başında Vray Render motorunu yüklediğimiz için burada Render'la beraber, Vray Render'la beraber onun özetleri buraya yüklenmiş oldu. Ben sağa tıklayıp materyal kısmından Vray'e geldiğimde burada Vray MTL var, görüyorsunuz. Vray MTL ana kaplama oluşturma özelliği demek. Yani Vray materyal demek. Vray materyalin kısaltılması Vray MTL. Diğerleri, diğer görmüş olduğunuz Vray'in ekstra özellikleri. Ama biz ana kaplamamızı, rengimizi, işte duvar kaplamasını, zemin kaplamasını Vray MTL ile yapacağız. Yani buradan sağa tıklayıp materyal Vray kısmına gelip Vray MTL dediğinizde artık benim kaplamam gelmiş oldu, gördüğünüz gibi. Buna çift tıkladığımda buradaki menü boştu, biliyorsunuz, hemen doldu. Bununla ilgili ayarlar geldi. Buradaki ayarlara hiç yani kendinizi sıkıp böyle bir sürü ayar var, hangisiyle uğraşacağım diye kendinizi yormayın. Bundan sonraki derslerde ben size işte hafiften işte plastik kaplama nasıl yapılır, işte reflet kanalı nasıl kullanılır, cam kaplama nasıl kullanılır, işte kaliteli ahşap kaplama nasıl yapılır, bununla ilgili bu dersin devamında dersler vereceğim. Bu da bu menüyü daha iyi kullanmanız açısından. Yani tabi menünün detayı var. Detay gidiyor. Yani bu artık biraz sizin bu dersin sonunda 3DMX'de izleyeceğiniz videolarla, farklı videolarla kendinizi geliştirme yönünde olacak. Ve onlar biraz daha üst seviye. Ama şu anki bizim yapacağımız olay, bu eğitimdeki olay, hızlı şekilde kaplamayı ayarlamak. Ama sıfırdan nasıl kaplanır, ayarlanır derseniz Vray MTL'yi oluşturuyorsunuz. Şuradan kaplama ismini değiştiriyorsunuz. Diyelim ki temel kaplama. Enter. Şimdi bu kaplamam burada hazır. Ben bu kaplamayı oluşturmuş oldum. Şimdi bu kaplama üzerinde bazı özellikleri değiştirmem gerekiyor. İşte diffuse. Şurada diffuse var, görüyorsunuz rengi. Yani bu buraya bağlı. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu kısım Slate Material Editor, yani node sistemiyle tutturma yöntemi. Tutturma yöntemi nedir? Bir resmi diffuse'a tutturduğunuzda, birazdan göstereceğim, artık bu resim o tutturduğunuz resimle bir oluyor. Yani buradaki resmi görebiliyorsunuz. Şimdi diffuse kısmından şu gördüğünüz renge tıkladığınızda, gelen renk paletinden bu rengi değiştirdiğinizde gördüğünüz burası değişiyor. Çok basit. Veya işte bu tonlamalara geçtiğiniz zaman buradan okey diyorsunuz ve renk değişmiş oluyor, gördüğünüz gibi. Çok basit. Buna ben parlama vermek istiyorum. Yani parlama yapmak istiyorum. Bunun üzerine parlama etkisi olması istiyorum. Hemen alta geçiyorsunuz. Reflet kanalı. Hemen reflet kanalını siyahtan beyaza çevirdiğinizde beyaz en fazla parlamanın olduğu yer. Ortalar işte orta derece. Siyahta hiç parlamanın olmadığı demek. Hafiften parlama vermek isterseniz şu şekilde okey butonuna basarsınız. Bu şekilde bir parlama etkisi. Şuradaki Show Background Preview diyor. Ona bastığınızda arka planda damalı bayrak gelir ve nesnenin etkisini daha iyi görürsünüz burada. Tabi reflet kanalında ben bir parlama etkisi verdim ama glossiness değeri 1.0. Bunu düşürdüğümde etki daha iyi görüyorum. Çünkü nesnenin üzerine düşen ışık etkisini bu glossiness ile soft hale getiriyoruz. Yani 0.8 dediğimde gördüğünüz gibi buradaki etkiyi görebilirsiniz. Mesela 0.6 yapalım. O etki biraz daha soft hale gelecek. Daha da soft. Gördüğünüz gibi şuradaki kısmından yakınlaşalım biraz. Şurada gördüğünüz gibi 0.8 diyorum. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir etki. Şuradaki subdivision değeri ise bu parlamanın kalitesi. 16 yapıyorum. Yani şu an belki etki görünmüyor ama render esnasında bu değerler önemli. Bunu 16 veya 32 yapabilirsiniz. Nesnenin özelliğine göre. Şimdi tabii böyle bir işlem yaptıktan sonra bunun bir de şeffaflığı var. Yani geçirgen olması var. Şimdi reflet kanalı diffuse'un rengini belirledik.
refle kanalından parlamasını yaptık ve altta refrak dediğimiz geçirgenlik kısmından siyahtan beyaza doğru bunu geçirgen yapabiliriz. Gördüğünüz gibi orta seviyeye çektim ve geçirgen oldu. Eğer beyaz yaparsam iyice geçirgen olacak. Tam beyaz yaparsam tam geçirgen oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ben kaplamamı oluşturmuş oldum. Bu yani bir cam kaplaması olarak bunu kullanabilirsiniz. İşte şu reglosiness kısmını tabii bir yaparsanız daha keskin bir cam hatları oluşmuş olur. Bu şekilde bir işlem. Temel kaplamam bu şekilde. Temel ayarlarım bu şekilde. Tabii ben buraya resim çağırmak. Mesela difuz kanalına resim çağırmak istiyorum. Nasıl yapacağım onu? Onu gösterelim hemen. Yeniden kaplama oluşturalım. Sağ tıklıyorum. Materyal, virey. Virey MTL diyorum. Kaplamam buraya geldi. Üzerine çift tıkladım. Çift tıkladığınızda etrafında kesik kesik bir çizgi oluşur. Bu bunun aktif olduğunu gösterir. Burada da navigatör ekranında yani şu şekilde kaplama üzerine gidebilirsiniz. Mouse'unuzda görüyorsunuz. Bu birinci kaplama, bu ikinci kaplama. Şu şekilde. Şimdi ben buraya resim bağlamak istiyorum. Şu kaplamayı seçip şöyle sol tarafa bırakalım. Şuraya geliyorum panla. Panla burada bir gezinme işlemi yapabilirim. İsterseniz burada yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu cam kaplamasıydı. Şu da normal temel kaplama. Buraya ben kaplama çağırmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Difuzun yanında bir kutucuk var görüyorsunuz. Ona basıyorum. Bitmap. Yani resim kanalı demek. Bitmap'e tıkladım. Buradan herhangi bir resmi oraya çağırmak istiyorum. Şunu örnek olarak şunu çağıralım. Hemen karşımıza gelmiş. Gördüğünüz gibi çağırdığım kaplama, çift tıkladığım kaplama büyüdü. Buraya tutturuldu. Difuz kanalına tutturuldu ve bu kaplama oldu. Görüyorsunuz. Şimdi şöyle biraz bunu hatta tam ekran yapayım. Şu şekilde. Yani tutturma yöntemi şu. Şu çizgiyi ben delete tuşla sildiğimde difuz gitti. Yani not sistemi dediğimiz olay bu. Bu kaplamayı buradan alıp buraya tutturduğumda artık bu kaplamam aktif gördüğünüz gibi. Artık difuz kanalında bu var. Sağ tıklayıp şuradan daha da büyütebiliyoruz bunu. Biraz hassas. Evet gördüğünüz gibi şöyle kalsın. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kaplama çeşidi. Tabii bunun güzelliği şurada. Bunu shift tuşuyla çoğaltıp yeniden bir tane daha oluşturabilirsiniz. İşte bunu alıp hemen reflek kanalına, parlama kanalına bağlayabilirsiniz. Veya bunu alıp direkt bump kanalına bağlayabilirsiniz. Yani anında ben parlama kanalıyla bump kanalını hemen oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi bump kanalında görüyor musunuz? Şu kısımlarda biraz etki arttı. Kabarık etkisi. Şimdi siliyorum. Şuraya dikkatinizi çekeceğim. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir etki yok. Düz bir yüzey haline geldi. Ama ben bunu bump kanalına bağladığımda gördüğünüz gibi etki beton etkisini yakalamış oldu. Aynı zamanda bu etkileri nerede görebilirim? Bu bağladığım bu etkileri şu aşağıda Maps kanalına tıkladığınızda Diffuse kanalına bağladığım resimi buradan değiştirebilirim. Reflect kanalına bağladığım bu kaplamayı buradan değiştirebilirim. Ve Bump kanalına bağladığım kaplamayı buradan değiştirebilirim. Bump'ta değer 30 görüyorsunuz. Standart değer 30'dur. Bunu siz 100'e kadar çıkartabilirsiniz. Mesela 80 yapalım. Gördünüz mü? Etki daha fazla oldu. Daha fazla böyle bir beton etkisi daha pütürlü bir hale geldi. Bu şekilde kaplama oluşturabiliyorsunuz. Çok basit. Yani eğer işte farklı kaplama getirirseniz buraya sürükle bırak yöntemiyle bırakabiliyorsunuz. Bunu siliyorum. Veya sağ tıklayıp Maps kısmından standart kısmından bitmap deyip tekrar buradan resim çağırabiliyorsunuz. Mesela farklı bir resim çağıralım buraya. Ahşap çağırıyorum. Şu geldi. Çıktıdım. Hemen şunu seçtim. Mouse sol tuşuyla. Delete tuşuyla sildim. Buradan yine tutturma yöntemini aldım. Difuza bağladım. Gördüğünüz gibi bu aktif. Buraya aktif oldu. Yine bunu reflek kanalıyla buraya bağlarım. Yine bump kanalıyla buraya bağladım da hem parlama etkisi hem de kabarıklık etkisini buraya vermiş oldum. Gördüğünüz gibi. Gayet basit. Çok basit. Ama tabii biz bu kaplamanın aynılarını bu da bağlamayacağız. Ben sadece örnek vermek için kullandım. Bunlar temel kaplama özelliği. Biz burada bump ve reflect kanalında bu kaplamanın siyah beyazını kullanacağız. Hem Photoshop'takini nasıl yapılacağını göstereceğim. Hem de üçlemek içerisinde nasıl yapıldığını bu şekilde göreceğiz. Bu dersimizde arayüzde nasıl sıfırdan kaplama yapılır onu gördük. Bundan sonraki derslerimizde ise
bazı detayları daha fazla detaya inerek, örnek bir obje üzerinden göstererek sizin kaplama menüsüne daha fazla alışmanızı sağlayacağım. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.